Merhaba arkadaşlar, ben İlker. Bu videoda Joker'in uçan kuşa diss attığı Bir Kıvılcım Yeter şarkısını değerlendireceğim. Aslında böyle bir planım yoktu ama üzerinde birazcık konuşulan videoları izleyince ya da insanların neler konuştuğuna bakınca böyle bir şeyi çekmeye ihtiyaç duydum. Çünkü yani insanlar çok garip yorumlarda bulunmuşlar. İşte mesela bir tanesi Türkçe rap'e dair her şey kanalında konuşan arkadaş. İşte Joker'in karşısında kimsenin çıkabileceğini düşünmüyorum. Çok sert girmiş falan filan muhabbeti yapmış. Biraz da ona binaen konuşacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden videoya geçelim. Artık merhamet yok dönmek. Geriden sevmem goy goy pek. O yüzden alayına tavrım net. Artık baygın mumble rap hala ben tek. Siz hepiniz ve sikinde kelebek etkisi gibi tepki çekti. Prisimde tek bir diz dahi yapmadım, geri vitesiniz. Umarım tükenir nesliniz. Game over, bittiniz. Evet, hızlı girdi Joker şarkıya. Yine sallayarak başladı. Öncelikle bu sallamayla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi insanlar herhangi bir sözü, ortalama yazılmış bir sözü içinde işte sert sözler, sert söylemler var diye kaliteli ya da nitelikli iyi bulabiliyorlar. Halbuki bu böyle değil. Yani bir şeyi söyleme becerisiyle yapmadan bir sertlik gösteriyorsan o birazcık fos kalıyor. Joker'in hesabı da bu. Şimdi aynı anda herkese diss atmanın bir manası yok. Yani diss atmak da denemez. Herkese işte bir posta koyuyor yazdığı sözlerde. Şimdi şöyle bir şey var. Diğer insanların Joker'i salladığı yok. Joker'e kim cevap verdi? Buri Soprano en fazla. O da artık ben cevap vereceğim dedi. Yoksa Joker'e kimsenin salladığı yok. Kimse Joker'i sallamazken Joker'in herkese sallaması zaten Joker'in ne kadar kıskandığını, ne kadar durumundan memnun olmadığını gösterir. Kendi işine bakan insanlar yaptıkları işi kaliteli bir şekilde devam ettirmek için kimseye bulaşmadan önlerine bakar ve devam ederler. En fazla küçük bir laf atma falan filan olur. Ama Joker öyle değil. Joker sürekli bir saldırı içinde. Buri Soprano'ya da sallıyor işte. Şarkının girişinde adamın Mary Jane deyişine takmış. Yani bu mu senin taktığın şey gerçekten? Hani Joker'in zaten çeliştiği bir sürü şey var. Kendisi zaten ne yapıyor ki? Yani ben şöyle, ben Joxilla'yım falan, ben şuyum, ben buyum demekle öyle olunmuyor. İcraat lazım. İcraati görelim biz. Altın kolyeli postmodern afrot rap ve de homojen tipler olsunlar düşman no problem. Zaten çektim kontrolden geçtim hep konser imzalarken poster monster sosyal medya ve YouTube fenomenleri var diyorlar sözler. Şimdi burada afro trap'e de laf söylüyor. Afro trapçilere de laf söylüyor. Aslında bu rap trap denen şeyin taşındığı noktalardan biri afro trap, öyle bir tür. Bu sözlere bakınca zaten hani old school olmanın dışında Joker'in tamamen geri kafalı birisi olduğunu anlıyoruz. Joker eğer geri kafalı olmasaydı böyle sallayıp durmazdı. Yani afro trap'ten ne istiyorsun yani? Sana ne afro trap'ten? Bakalım şimdi sözlere. Şimdi herkes bir ticaret peşinde ama Norman der, Ezel ve Fero birden magazin televizyon gündemlerine girip hello derken Elanur Mero Rainman nereden çıktı? Şimdi bu sosyal medya fenomenlerine sallamak gibi bir kolaycılık var ya, Joker de onu yapıyor. Ayrıca herkes ticaret peşinde değilse, herkes ticaret peşinde ama sen değilsen niye bu kadar insana sürekli diss atıyorsun? Niye bu dikkat çekme çabası? Demek ki senin de var bir kuyruk acın. Sen de görünmek istiyorsun ortalıkta ki o insanların gösterdiği şeylere kafayı takmışsın. O insanların gösterdiği şeylere kafayı takmayanla yoluna bakıp devam ediyor zaten. Eğer sen bu kadar taktıysan en başta zaten senin ticaret derdin var dostum. Senin ama bundan haberin yok. Yani çok sağlam sözler yazmış falan filan dedikleri de hiçbir numarası olmayan şeyler aslında. Söz becerisi yok adamın. Şimdi ne demiş başka? Fenomenlere boyun eğmem, troll beyinlere rol vermem. Yani piyasalara ediyorum kanser, piyasayı da siktir et, Joxilla'yım artık tanışalım şahsen. Piyasalara kanser ediyorum diyen Joker'i kimse sallamıyor moruk. Kimsenin Joker'e taktığı yok. Joker kendi kendine eğiliyor orada. Kendi kendini kandırıyor. Ama bundan da haberi yok. Ben Everest'te dengim diyor da sen ne gibi bir denklik gösterdin? Nasıl bir denklik bu? Yani Ezel gitti dünyaya açıldı.
artık İngilizce parçalar yapıyor, şunu bunu yapıyor. Rap'i bir yerden bir yere götürdü, bir yerden bir yere geldi, bir şeyler yaptı. Sen ne yaptın yani? Tek maharetin old school olmak mı? Kime laf söylüyorsun ya? Yani o ayar yok. Yani bu ayarın olmaması bu adam yaptığı şeyi iyi yapmıyor. Niteliksiz bir diss. Ne demiş? Geleneksel yetenek dersi bu, acele istersen falan filan yani. Hepsi yavaş, gerek yok. Patikaları gördüm. Falan filan ya. Çok da bir numarası yok yani. Piyasalar ediyorum. Evet, şimdi burada başka bir mevzuya değineceğim. Hani sonra beni de gençlere uyuşturucu özendiriyor falan filan gibi bir muhabbet çıkmasın, ama şöyle bir şey var. Şarkının bir yerinde LSD'den bahsediyor. Şöyle diyor. Joxilla'yım, artık tanışalım şahsen. Herkes beni mi deniyor bilemiyorum. Hemen hemen Everest'te dengim. Bunu göremiyorsanız hemen LSD'yi bırakın. Şimdi öncelikle LSD yani aslında birçok uyuşturucu. Buna meskalini de, şu su da bu su da dahil. Algıyı açan şeylerdir, maddelerdir bunlar. Evet, tehlikeleri, riskleri vardır. Ama bu senin ne kadar kullandığınla ya da ne kadar tecrübe ettiğinle alakalıdır. Bununla ilgili Algı Kapıları diye bir kitap var. Çok meşhurdur. İsteyen okusun, meskalin tecrübesini anlatıyor yazar. Şimdi LSD zaten algıları açan birisi. Algıları açan bir madde. LSD etkisinde de zaten senin Everest'e denk oluşun görünemiyorsa sende bir sorun var dostum. Sen bunu önce algıla. Yani Everest'e denk olmayı görmenin ayık kafayla bir alakası yok. Aksine sen Everest'e denk değilsen bile LSD kafasıyla seni Everest'e denk görebilirler. Yani sende bir numara olmadığı için bu tip şeyler ortaya atıyorsun. İşte kanabisti, şuydu buydu. Yani insanların neyden keyif aldığından sana ne? Ne demiş? Yeni bir heves değil ki rap. Af diliyor, dilemiyorum o pezevenklerden. Yani af dileyecek bir şey yok. Adamlar seni sallamıyorlar yani. Muhatap almıyorlar. Hani UFC takip eden varsa bilirler. Habib'le McGregor karşı karşıya geldiklerinde face off'ta. Conor Habib'in yüzüne karşı bir sürü şey söyledi. Tavır takındı vesaire, bilmem ne, rol kesti. Ama Habib'in hiç umurunda olmadı bile. Sallamadı. Donuk donuk baktı yüzüne, sonra döndü, güldü geçti. Bu da öyle bir şey. Kimse seni sallamıyor ki. O yüzden istediğin kadar karala, liste hazırla falan filan yani. Tıraş muhabbet. Para psikolojilerini bozmuş diyor mesela. Ama o parayı kazanabilmenin derdine düşmüş. Kendisinde olmadan zaten bozulmuş psikolojisi. Sorun o. O da parasızlıktan değil, parayla psikoloji bozmanın peşinde. Yapmaktan ötürü parana yaklaşmam. Öyleyse savaşmak şart. Parayı taştan çıkarttık, geçtim alacıyla taşşak. Bu yapşakların çarşafı bittiğinde kalıyorlar fener görmüş tavşan. Misali ne yapacaklarını bilmiyorlar, o yüzden bana bulaşıyorlar ancak. Bıktım lan sürtüklerden bahsedip kültürtenden vuran fikristiklerden. Bu riski benden başkası kaldıramaz. Sildiğim erlerden isim maddesine istinaden egoist pislikleri sistem halen. Listelere girmek için ağlamayın sikinizde. Yine kendiyle çelişen bir sürü şey söylüyor. Yani ben parayı... Yani burada çelişmek, tabii ki insan kendisiyle çelişir ama mevzu burada şu. Çelişmekten kastım. Karşısındakileri itham ettiği şeylerde kendisi de bulunuyor. Diyor ki öyleyse savaşmak şart. Parayı taştan çıkartıp geçtim alayıyla taşşak. Bu yavşakların çarşafı bittiğinde kalıyorlar fener görmüş tavşan misal. Yani böyle bir şey yok. Psikolojide bir şey vardır. Karşındakine yansıtma. Bu tamamen Joker'in yansıtması. Joker kendisi nasıl algılıyorsa öyle göstermeye çalışıyor insana. Sanki bütün böyleymiş gibi. Halbuki bütünün Joker'in gördüğüyle bir alakası yok. Hani parayı taştan çıkarmaksa derdin, bravo moruk, taştan çıkar, devam et yani. İnsanların kazandıklarıyla bu kadar uğraşma. İnsanların kazandıklarıyla bu kadar uğraşıyorsan demek ki var senin de bir derdin parayla. Ayrıca insanların para kazanması niye kötü olsun ki? Yani bizim ülkede şöyle bir şey var, bizim insanlarda özellikle ya da dünyada da var da bizimkilerde daha çok var. Sanatçı, işini iyi yapan herhangi bir sanatçı ya da müzisyen ya da yazar neyse para kazanmasın. O niye kazanıyor ki muhabbeti var. O para kazanmayı onlara yakıştırmama gibi bir durum var. Ne alakaysa. Hani sürtüklerden bahsedip kültürden den vuran fütüristiklerden. Acaba fütüristliğin ne demek olduğunu biliyor mu da Joker mesela burada hakaret olarak kullanıyor? Yani fütürizm denen şeyin ne olduğunun farkında mı? Yani fütürizm
bir akım. İtalya'da ortaya çıkmış, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir akım. Fütürizmin ne olduğunu biliyor musun da hakaret olarak kullanıyorsun bunu? Eminim bilmiyordur. Sildiğim her lanet isim markasına istinaden egoistik bir lirisistim halen. Kimleri sildin ya? Bu kadar şarkı yaptın bugüne kadar, bu kadar laf attın insanlara da kimleri sildin piyasadan? Niye bu insanlarla hala uğraşıyorsun madem sildin? Sildiğin insanlarla mı uğraşıyorsun? Ne kadar saçma. Yani Lizey 242, Uzi, şu bu herkese laf atmış. Yani Ati'nin yanından bile geçemez senin yaptığın şey. Mevzu old school, new school çarpışması mı? Eğer oysa new school, old school zaten solladı. Solamasaydı bu kadar ilerletemezlerdi rap'i. Ha trap'i ya da. Bu mu yani ilerletmiş hal edeceksiniz? Yani bu old school'lar yapsaydı da görseydik onu o zaman. Yani trap rap bugün patladı. Bugün patladı. Aynı şeyi old school patlatsaydı. Old school niye patlatamadı da new school patlattı? Mevzu burada bitiyor. Yani öyle new school'da çok aşağılanacak bir şey yok yani new school'da da. Hor görmeye gerek yok. Evet, burada yine dediğim gibi listelere girmek için ağlamayın. Az önce söylediğimiz şey, listelere girmek için ağlamayın. Müdahalem şuyum buyum diye söylüyor. Hani listelere girmek için ağlamıyorsa sen ne için ağlıyorsun? Sen niye bu kadar ağlıyorsun ki? Yani onlar listelere girmek için ağlıyor diyelim. Sen ne için ağlıyorsun? Sen listeye girmek için ağlamıyorsun diyelim ama görünür olmak için ağlıyorsun. Senin de yaptığın şey farklı. Listelere girmek, görünür olmak demek. Sen de görünür olmak için listelere girmedikleri için ses çıkaran bir iki kişiye örnek verip bir şeyler konuşuyorsun. Aynı şey yani. Evet, kafaya takmamalıyım dediği şey bu durum yani. Neyse, sözlere bakalım. Çarşafı yalayın ve de saçmalayın dedi. İşte bu şarkılarındaki sözlere bir gönderme ama ortada saçmalamak gibi bir durum yok. Yani bu insanlar saçmaladıkları için bu kadar dinleniyorlar mesela. Neden sizle arkadaş kalayım? Zaten arkadaş kalamayacağı için, arkadaş kalamayacağını bildiği için, arkadaşlar olamayacağını bildiği için böyle yapıyor Joker. Yoksa arkadaş kalmayacaksan yoluna bak. Kimsenin seni salladığı yok ki. Niye orada çırpınıp duruyorsun yani? Herkes bana sallıyor falan diyor ama kimsenin onun taktığı yok yani. Joker'i kimse takmıyor ki. Bence Türkçe rapin şahtımanıyım. Laf kalabalığına baktım yok. Alt tarafı dalga geçiyorum. Aslamayın. Hatta kalın bekleyin çatlamayın. Gidip eskortlara yavşamayın. Kendi kendimin patronuyum. Niye hala oğlumdan maaş alayım. Beynimizde savaşalım isterdim de. Hepsinin şarjörü boş tutayım. Kusura bakmayın. Bu sırada tank kredi. Sikime takmayıp yaptım. Hadi küsürü ateye saklayın. Bir süre saklayın. Üstüne oturun saplayın. Küfür yasak mı? Hayır beni saçma sapan şaklabanlardan ayıran esas olayım. Hayırdır sen beni ne sandın dayı? Kesin lan adımı sayıklamayın. Şok tersine gidiyorum inadına bu sefer. Kesin adımı sayıklamayı diyor. Aslında her defasında insanların isimlerini sayıklayan Joker. Yani şu şarkıda kaç tane isim saydığını isterseniz bakalım yani. Kaç isim saydığını isterseniz bakalım. Norm Ender, Ezhel, Fero, Elanur, Mero, Rain Man, Buri Soprano, yani Buri işte 7, Mod 8, 242, Uzi, Lil Zay, Onur Dinç, Red Keys. Yani kaç tane olduğunu bilmiyorum şu an ama nereden bakarsanız en az 10 tane isim sayan kendisi. İsim sayıklayıp duran kendisi aslında bunun farkında değil. Ben kimsenin şarkısında Joker lafının geçtiğini duymadım. Sürekli Joker, Joker, Joker diye tekrarlayan birisini duymadım yani. Gidip eskortlara yavşamayan, yani sana ne, insanların ne yaptıklarından sana ne. Sen kendi işine baksana, o insanlar kendi işlerine bakıyorlar. Sen kendi işine bakıyor musun? Hayır. Beynimizle savaşalım isterdim de hepsinin şarjörü boştu bayım gibi. Amiyane bir laf ediyor burada. Yani
bu iş beyinle alakalı mı? Yani kendi haline bak, en azından senin beyninle alakalı bir durum var mı ortada? Bu kadar niye kendini yukarıda görüyorsun? Yazdığın şey ortada. Evet, şarkı bitti arkadaşlar. Bence nakarat da kötüydü. Genel olarak ben kötü bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Yani öyle herkese sallamayı bir marifet sanmak da saçma. Herkese açıktan sallıyor diye iyi yapıyor, Joker iyidir diye düşünmek de saçma. Yani hani şey diyor işte arkadaş, o daha önce muhabbetini açtığım, Joker'in bu şarkısının karşısında çıkacak herhangi birini göremiyorum falan filan diyor. Yani Norman Dere attığı disi bilmiyor herhalde Delaradon'un. Yani öyle bir dis atan birisinin Joker'i darma duman edeceği çok açık değil mi? Ya da Ezel'in de aynı şekilde. Yani bir şeyi açıktan söylemek. Sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, ben bunu yaptım, sen onu yaptın demek marifet değil. Zaten marifet olan şeyi becerebilseydi, yani bir marifeti olsaydı, bu tip işlere kalkışmaz, kendi işine bakardı Joker. Yani burada komple Joker'i gömmüyorum. Joker'i gömmemin de bir sebebi var. O yüzden yani Joker şöyle iyiymiş, böyle iyiymiş falan filan muhabbeti trash yani arkadaşlar. İşini iyi yapan insan sadece işiyle ilgilenen insandır. Sağa sola pek bakmaz. Bu edebiyatta da böyledir. Yani sen, yani sadece edebiyatta değil, birçok alanda böyledir. Sen yaptığın işe odaklanırsın, onu yapmaya devam edersin. Hiç senin kalibrende olmayan insanlar sana salça olurlar, sana laf atarlar. Niye? Çünkü kendi görünürlüklerini oradan sağlarlar. Joker'in yaptığı da biraz bu. Bu insanlardan bu kadar rahatsız olmasının sebebi de bu. Kendisinin öyle bir konumu yok. O da bir şekilde böyle konumlanmaya çalışıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.